Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamber Efendimiz İslamiyet'ten önce neden Hz. İbrahim'in dinine göre amel ediyordu? Esasen bu meselenin özeti kısaca şudur. O günkü Araplar Yahudi ve Hristiyan dinlerine tabi değillerdi. Özellikle Hicaz, Mekke bölgesindeki insanlar, mesela Varaka bin Nefel gibi birkaç kişiyi saymazsak, bu dinleri pek tanımıyorlardı. Buna mukabil Arapların ataları olan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in inşa ettiği Beytullah bizzat Mekke'de bulunuyordu. Mekke'de onların hatıralarına hürmet ediliyor ve bazı dini ritüelleri aynen yerine getiriliyordu. Mekke'de Hanif din olarak bilinen din işte buydu. Bu nedenle Hz. Peygamber Aleyhisselatü Efendimizin de içinde bulunduğu çevrede yerleşik bir din olan Hz. İbrahim'in dini önem vermesi gayet normaldir. Ancak Hz. Peygamber tam bir tevhid inancı içinde bulundu ve hiçbir zaman puta tapmadı. İşte Peygamberimiz özellikle peygamberlikten bir süre önce iç alemindeki deruni hislerle dolu olduğu bu düşünceler doğrultusunda uzete çekildiği bir gerçektir. Bu ise fiili eylemlerden çok itikadi inançla ilgili olup onun tevhidle ilgili geniş bir düşünce boyutunda olduğunu göstermektedir. Tevhid ve marifetullah konusu ise bütün peygamberlerin ortak alanıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çevresinde daha güçlü hissedilen ve atasının dini olan Hz. İbrahim'i düşünerek onun Hanif dinine göre bir inanç sistemiyle yaşaması ve buna göre bir hayat sürmesi elbette bütün peygamberlerin aslında ortak inancıdır.